Biz Ceren'i şimdi Kitslap'a bıraktık. Kuzeniyle birlikte orada kalacaklar. Bizi arayana kadar orada kalacak. Yani daha doğrusu orada bakıcılar var. Yukarı çıktık. Lobi terasta şimdi oturacağız. Bir şeyler içeceğiz. Ben kendime papatya çayı sipariş verdim. Sen ne verdin? Bira, otelin kendi markası Torch diye bira üretimi varmış. Evet, bugün de öyle bir şey sipariş vermiş. Hem dedik manzaranın tadını çıkarırız. Hem de odamız teslim olana kadar bir şeyler içeriz. Henüz daha teslim olmadı. Daha hazır değilmiş odamız. Saat şu an kaç? Bakayım biz. 10 saat 1'e gelmiş. Zaten herhalde 3'e kadar bekleyecekler. 3'te zaten giriş. Daha erken teslim ederler. Evet, inşallah. İnşallah öyle olur. Normalde hemen veriyorlar da bir sefer. Hazır değil dediler. Otelin doluluğu da %50 miydi? %50'yi aşkın. Evet, %50. Bu sene ilk defa diyorlar değil mi? Yani şaşırmışlar. Çünkü Ekim olduğuna, Ekim'de genellikle fazla gelen olmadığı için bu sene öyle denk gelmiş. Ama yine de çok güzel oluyor. Böyle de odamızı teslim etmeseler bile manzarayla birlikte. Karnımızda da zaten doyurduk. O zaman birazdan gösteririm zaten siparişimizi. Şu an 2:30. Biz odamıza giriş yaptık sonunda. Şöyle hemen kısa bir ev, oda turu yapacağım. Ev diyecektim. Burası banyomuz. Şöyle. Bu tarafta. Banyo var. Evet. Şöyle. Duş kabin var. Gösterelim. Şöyle hızlı ama bir şekilde göstereceğim. Yok. Ama kapı yok. Bu tarafta zaten balkon var. Bebek arabalarını ama oraya koyduk. Yatamayız. Şöyle dağ manzaralı. Ceren kucağımda. O da benimle birlikte konuşuyor. Burası tuvalet. Zaten gözüküyor. Evet, şurada. Şöyle eşyalarımızı zaten getirdiler. Evet. Yatağımız. Küçük bir hediyeler vermişler bize. Bu ayıca zaten aşağıdan lobiden verdiler. O yatak benim olabilir. Tamam, olur. Kuşağı. Olur. Buradan bir tane çanta vermişler. Her sene böyle çanta veriyorlar değişik değişik. Bu sene bu tarz. Çocuklara yıkanma seti vermişler. İşte şampuan falan, o tarz şeyler. Ondan sonra çocuklarımıza yatak. Ceren bunu istemiş. Gökkuşağı. Hey, ben onu istemedim. Hangisini? Bunu. Evet, gökkuşağı var. Aynısı. Bak, bunda da gökkuşağı var. Evet, İki tane istedim. Çocuk yatağımız var. Şöyle uzaktan göstereyim. Bu sene biraz odamız daha dar. Geçen senelere bakarak böyle denk geldi. Öteki odalar müsait değilmiş. Hatta o gün Çelik hoş geldiniz yazıyor. Şu şekilde küçük de bir masamız var, sandalye. Böyle yani yeterli. Daha fazlasına da gerek yok zaten. Şöyle girişle hemen size çekeyim. Çocuk yemek yemesi de var. Evet. Şeker. Burada da mini bar var. Kahve makinesi. İşte dolaplar. Eşyalarımızı yerleştiririm. Zaten plaja ineriz şöyle karşılıklı. Evet. Şimdi üstümüzü değiştirdik. Aşağı iniyoruz sahile. Şu an hatta Zuma'nın oradayız. Bugün akşam yemeğini burada yiyeceğiz. Zuma'da zaten çekim yaparım. Bugün de önden gidiyor. Ceren de yanımda. Şuradan biraz gözüküyor. Ceren akşam yemeği burada olacak anne. Gerçi çocukları uyutacağım ben her seneki gibi. Uyuturum onları. Oda da karınlarını doyururum. Çorba falan sipariş veririm Ceren için. Karnını doyururum. Yıkarım çocukları. Onları uyutur. Buraya geliriz zaten. Daha rahat oluyor. O günle benim için rahat rahat. Zaten biliyorsunuz kuzenlerimiz de burada. Tamam, olur. Ceren kucağıma istiyormuş. Şimdi birazdan aşağı indik mi tekrardan çekim yaparım. Şöyle ikram olarak alkolsüz içecek verdiler. Şöyle küçük bir tane. İçinde de kurumuş portakal. Şu şekilde. Bakalım tadı nasıl. Biz hazırlandık. Akşam oldu. Çocukların ikisini de uyuttuk ve şimdi Zuma'ya gidiyoruz. Sabah zaten belirtmiştim. Biraz sessiz konuşacağım. Kuzenlerimiz gelmiş bile. Saat şu an 8:30. 8:30'a rezervasyon yaptırdıydık. Birazdan size sipariş falan verdikten sonra zaten tekrardan çekerim. Perfect.
Suma'dan çıktık, odalarımıza gittik, üstümüzü değiştirdik, rahat bir şeyler giyindik. Şimdi kuzenlerimizin odasına gideceğiz, orada oturacağız. Saat şu an 11.30. Bir şeyler falan içeriz. Ondan sonra zaten odalarımıza dağılırız. Büyük ihtimalle saat 1 falan olur kesin. Yarın da zaten kahvaltıda tekrar buluşacağız. Yarın görüşürüz o zaman. Şöyle o günü de göstereyim oda burada. Ertesi günden hepinize günaydın arkadaşlar. Biz şu an kahvaltıya geldik. Hazırlandık. Yerimize oturduk. Şöyle arkada kuzenlerimizi bekliyoruz. Ceren şurada oturuyor. O gün de yanımda. Birazdan biz ama başlayacağız siparişlerimizi vermeye. Zaten yine çekerim ve size manzarayı göstermek istiyorum. Ceren için önden seçtik bile. Şöyle pankek istedi o. Pudra şekerli, Nutella, sonra kendisine bir de taze sıkılmış böyle meyve suyu seçti. Gördüğünüz gibi işte karpuzlu falan, greyfurtlu. Şu şekilde bir sürü çeşit çeşit var. Bunlar hep taze sıkılmış oluyor. Afiyet olsun Ceren. Afiyet olsun benim canım annem. Benim de burada neydi ismi? Papatya çayım geldi. O günün de kahvesi var. Şöyle. Aa sen de almışsın bak. Ha, poşe bir yumurtamız gelmiş. Avokadolu poşe yumurta. Şuradan da şeyi göstereyim. Helikopter kalkıyor. Demarese. Özel. Getirin. Evet getirip götürüyor o helikopter. Özel öyle. Tamam, İsteyenler için. Evet sanırsam. Yani onu biz bile yapabiliriz de gerek yok. Bayağı pahalı ama sanırsam değil mi? Bir kere sorduyduk biz balayında mı ne? İlgimizi çektiydi. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Şöyle bu da taze sıkılmış portakal suyu. Bu da karpuz taze sıkılmış. Çok güzel oluyor bunlar. Bunları plajda da hep götürüyoruz. Başlayabilirsin anneciğim. Şöyle. Afiyet olsun. Şimdi plaja iniyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Burası Zuma. Akşamları açık oluyor. Japon mutfağı, sushi falan yedik dün akşam. Masalar daha örtülü. Gündüzden hazırlıklar yapılıyor. Şurası havuz bölümü. Geçen senelerden biliyorsunuz zaten. Şimdi büyük ihtimalle şu aşağı taraflarda ana sahil var. Ya oraya ineriz ya da shuttle'la şuradan bir yerlerden iskeleyle karşı geçip Lagerit'e geçeriz. Şimdi aşağı ineceğiz. O hep çektiğimiz asansörden. Gel. Bayağı sıcak hava. Hatta Ceren de diyor hani içeri mi girsek çok terlemiş. 28-30 derece aralarında. Bugün 3 Ekim. Yani hava gerçekten çok güzel. Zuma'dan yavaş yavaş yürüyoruz. Sonra birazdan kuzenlerimiz de gelir. Ceren de Kids Club'a gitmek istiyor. Çok sevdi o. Aynı anaokulundaki gibi. Evet. Dün tişört boyamışlar. Bir de maske boyamışlar. Evet. Burada butikler falan var. Şöyle göstereyim size. Bakın şöyle elbiseler şu falan var. Erkekler için de şurada. Hah, buradan geçebiliriz evet. Gel. Şimdi o asansörlerden iniyoruz. Çok güzel oluyor manzarası. Bir keresinde balayına geldiğimizde sanırsam o güne doğru da çevireyim. Şu tarafta böyle merdiven var. Merdivenden de çıkabiliyorsun ama çok yoruluyor insan. Aynen. Ceren. Camdan bakayım. Oh çok güzel esti. İyi geldi. Merhaba. Merhaba Ceren. 30 derece var herhalde. Kesin. Bayağı sıcak. Dünden daha sıcak değil mi? Evet. Dün biraz bulutluydu. Evet. 28-29 bugün. Tam güneşli, sabahtan sıcak bastı. Evet. Geldik. Şimdi karşı kıyıya geçtik.
Lagerite. Şu shuttle bizi bıraktı, geriye dönüyor ana sahile. Otel binası, ana bina karşıda görünüyor. Şu tarafta Manos, Yunan restoranı. Akşamları sirtaki falan oluyor. Burada da öyle su sporları vesaire. Lagerite tarafı. Demir atan tekneler, yatlar, guletler. Katamaran var şurada bir tane. Burası da Lagerite'in giriş kısmı. Kanolar, Audi Sailing yazılı. Şanlı Türk bayrağımız dalgalanıyor. Burada da yeni bir butik açılmış. Bu yoktu geçen sene. Çıtır neydi? Kabak. Kabak. Cerene makarna. Cerene peneli yoğurtlu makarna. Şöyle ortaya. Şöyle bir şey geldi. Neydi bu? Ne bu? Şöyle içinde. Çemen gibi bir şey. Evet, böyle bir ezme. Onu ekmekle şimdi yiyeceğiz. Şöyle etrafı çekeyim sizin için. Geçiş yaptım. En son Lagerite çekmiştim. Şu an akşam oldu göründüğü gibi. Çocukları uyuttuk. Her zamanki gibi Ceren'in karnını doyurduk. Hazırlandık. Bugün Nusret'e gidiyoruz akşam yemeğine. Saat 9'a geliyor. 8.30'a rezervasyon yaptırdık. Hepimiz birazcık gece gittik. Kuzenlerimiz de geliyor şimdi. Şurada da o gün. Bu arada aslında ilk başta Manos'a rezervasyon yaptırdık ama İskele'de Galatasaray-Manchester maçını, Şampiyonlar Ligi maçını göstereceklermiş. Ondan dedik Nusret'ten oraya geçiş daha kolay olur. Hı hı. Manos'a yarın geçeriz diye. Evet. Rezervasyonumuzu Nusret'e aldık. Değiştirdik. Aynen. Bindik şimdi asansöre. Size manzarayı göstermek istiyorum. Akşamüstü de bu şekilde. Çok güzel. Hem gündüz hem akşam aşırı güzel. Şuradan yukarı doğru da göstereyim size. Bir tane var. Biri inerken biri çıkıyor. Bastırmıştı. Otelde ışıkları. Bir tane saat taşıyormuş. Ay telefonu düşürmeyeyim de. Tulum peynirli salata. Sushi. Bu neyli sushi? Bu avokado. Dana eti. Spesiyel bir sos içinde yeşillik. Üçüncü günümüzden hepinize günaydın. Biz uyandık. Saat şu an 8. Hazırlandık. Daha doğrusu o gün daha hazırlanıyor. Birazdan çıkacağız. Kahvaltıya gideceğiz. Ondan önce lobiye kısa uğramak istiyorum. Ceren oyun oynuyor. Yeni uyandı. Ceren'e kalemler alacağım. Boya yapabilmesi için. Çok güzel böyle Faber-Castell'in kalemlerini veriyorlar. Onlardan alacağım. Oradan da kahvaltı salonuna geçeriz. Kahvaltımızı yaparız sabah erkenden. Tamam. Geliyorum. Yakalayacağım. Geliyorum.
Denizli'de bugün 7 Ekim olması lazım değil mi? Ya da 8 Ekim mi? 8 Ekim. 8 Ekim'miş bugün, pazar. Biz de Maris'ten geldik. Cumartesi günü gece saat 12-12.30 gibi. Dün pek bir şey yapmadık. O günün babaannesine bir gittik. Ondan sonra evdeydik. Ben çamaşır falan yıkarım Demaris'teki çamaşırlarımızı. Bugün de dedik kahvaltıya çıkalım. Pazar olduğu için çok kalabalık olmadan bayağı erken saatte çıktık. Saat şu an 9.30 gibi falan. Böldüydüm çalışan geldiği için. Şimdi devam konuşayım. Biz de Maris'te toplam 4 gece 5 gün kaldık. Pazartesi giriş yaptık. Cuma çıkış yaptık. Geç çıkış yaptık hatta. Saat 9'a geliyordu sanırsam değil mi? Çıkış yaptığımızda. Zuma'da en son akşam yemeği yedik. Son günlerde biraz çekim yapmayı unuttum. Biraz tadını çıkarmak istedim. Hep de insan telefonu eline alamıyor. Sürekli olmuyor. Müsait de olmuyor zaten. Denizde yüzüyoruz, ediyoruz derken. O yüzden belki son günü görmemişsinizdir. Ne diyecektim başka? Hotelde çok merak ediliyor. Kahvaltı tek dahil. Geri kalanı içinde değil. Ücretli yani işte öğlen yemeği, içecekler, akşam yemeği bunlar hepsi ücretli. Dediğim gibi sadece kahvaltı içinde otelin ve biz 6. kez gittik. Oraya Demaris'e çok memnunuz. Zaten bir önceki videolarımızda da baktıysanız eğer görmüşsünüzdür. Bunu her seferinde bahsediyoruz. Bizim için gerçekten Türkiye'nin en güzel otellerinden biri. Bir sene boyunca hep orayı bekliyoruz. Hemen de geçti. Her sene diyoruz tadına çıkaralım diye ama insan ne kadar tadına çıkarsak da hemen geçiyor zaman. Çok şükür güzel bir tatil geçirdik. Büyük ihtimalle salı günü, bugün 8'i ise 10 Ekim yola çıkmayı düşünüyoruz. Denizli'den Edirne'ye, Edirne'de bir gece kalacağız her zamanki gibi. Ondan sonra da zaten Almanya'ya Allah nasip ederse inşallah sağ salim varırız. Artık böyle tatilin sonuna geldiğimiz için pek de çekim yapmak istemiyoruz. Çünkü böyle o moda girdik değil mi? Geri dönüş moduna. Zaten hazırlıkları yapıyoruz. Moraller bozuk. Aynen. Valizleri falan hazırladım bile. Neredeyse bitti. İşte son çamaşırlarımız kaldı. Onları yıkıyorum. Son eksiklerimizi alacağız. Ondan sonra zaten ya son günler böyle biraz stresli oluyor. Geri dönüş. Öyle yani. Şimdi kahvaltıya Big Chef's'e geldik. Bahsettim mi bilmiyorum Big Chef's'e geldiğimizi. Birazdan sizin için çekim yaparım. Big Chef's'ten de sipariş verdiklerimize. Kahvaltımız geldi. Şöyle tipik serpme kahvaltı sipariş vermedik. Pankekimiz var yanında. Meyveler, granola, sütlü, sucuklu yumurta, birkaç tane böyle ekmeğimiz var. Yanına da portakal suyu, çay, Ceren'e de elma suyu taze sıkılmış. Ha, avokado paşa yumurtası da var. Onu da birazdan çekerim. Paşa yumurtalı avokadomuz da geldi. Çer, gel pıs 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 pıs. Ceren kedi gördü, yavru kedisi daha doğrusu. Babası gördü. Şöyle yapalım. Arabamızın oradayız. Şimdi foruma geçeceğiz. Son hazırlıkları almaya. Bu da çok tatlıymış. Gel pıs 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 pıs